Herkese merhabalar. Bu bölüm konumuz Meksika'da kartelleşme deyince akla ilk gelen kartel olan Sinaloa karteli ve kurucusu herkesin bildiği Pablo Escobar kadar artık neredeyse popüler olan El Chapo Guzman. Hazırsanız başlayalım. Joaquin Archivaldo Guzman Loera ya da kısa boylu anlamına gelen lakabıyla El Chapo Guzman 4 Nisan 1957'de Sinaloa'nın dağlık bir beldesi olan Badiraguato'nun Latuna köyünde dünyaya geldi. Toplam 7 kardeşin en büyüğü olan El Chapo'nun 4 erkek 2 de kız kardeşi vardı. Chaparro yani kısa anlamına gelen lakabı zamanla El Chapo'ya evrilse de ileride kendisi amca anlamına gelen El Tío lakabını tercih edecekti. Fakat tüm dünya onu El Chapo olarak tanımaya devam edecekti. En yakındaki okul 100 kilometre uzakta olduğu için Guzman gezici öğretmenlerden ders alarak ilk öğrenimini tamamladı. Aynı zamanda pazarda portakal satarak da genç yaştan itibaren para kazanmaya başladı. Alkolik ve dayakçı bir babanın oğlu olan El Chapo küçükken kardeşlerini babalarından korumaya çalışıyordu. Kardeşler genelde annaneleri Pomposa'nın evine kaçıyorlardı. El Chapo 15 yaşındayken haşhaş tarlalarında çalışan babasından Mariana ve haşhaş yetiştirme işlerini öğrendi. Bu işçilere Meksika'da Gomero denirdi ve babası da bu Gomero'lardan biriydi. Genç Chapo Beltran Levia kardeşlerinin de yardımıyla ilk mahsullerini elde etti ve uyuşturucu işinde kendini çekirdekten yetiştirmeye başladı. Birkaç yıl sonra Guzman babasının evinden ayrıldı ve uyuşturucu işini büyütmek için seyahat etmeye başladı. Bu dönemler kendisine bir tacir olan amcası Pedro Aviles Perez de yardım etmiştir. 20 yaşına gelmeden ön plana çıkmaya başlayan Guzman, Sinaloa'nın meşhur patronlarından El Güero lakaplı Palma Salazar'la çalışmaya başlar. Örgütün uçakla ABD'ye bıraktığı uyuşturucuların Sierra Madre dağlarındaki akıbetini kontrol etmekle de görevlendirilir. El Chapo'yu iyi bir eleman yapan özellikleri hırsı, adanmışlığı ve gençken daima ayık olmasıydı. Yani işini ön plana aldığı için uyuşturucu ve alkolden uzak duruyordu özellikle bu yaşlarında. Üstlerini dahi yoracak derecede çalışkan olan Guzman ciddiydi, disiplin sahibiydi ve asla düşünmeden hareket etmezdi. Ayrıca başlarda liderlik içinde baskı yapmayan Guzman diğerleriyle ortak çalışma konusunda da son derece uyumluydu. Yani lider ben olacağım diye bir e, kompleksi, tribi bu zamanlarda yoktu. 1977 yılı gelip El Chapo 20 yaşına geldiğinde marihuana ve haşhaş ticaretinden epey para kazanmıştı. Bu yaşlardayken El Guerrero'nun adamlarından birinin kızı olan Alejandrina Maria Salazar Hernandez ile evlendi. Bu evlilikten toplam 5 çocuğu olacaktı. Takvimler 1980'i gösterdiğinde El Chapo, Guadalajara karteli de denilen Felix Gallardo'nun yönettiği örgüte girdi. Chapo Gallardo'nun şoförlüğünü yapmaya başladı fakat ilerleyen yıllarda işin daha operasyonel taraflarına da dahil olacaktı. 24 yaşına geldiğinde Kolombiyalı kokain kaynaklarıyla iletişime geçmeye çalıştı fakat bu teşebbüsleri şimdilik başarısız oldu. Fakat bizzat Kolombiya'nın Barranquilla şehrine gittiğinde burada önemli bir kontak buldu. Pacho lakaplı Francisco Ivan Chifuentes Villa. Fakat biz burada bir parantez açalım. Bu Paço sizin Narcos dizisinden hakim olduğunuz Kolombiya Kali kartelindeki Paço değildir. Paço Villa, Pablo Escobar'ın Medellin karteli için çalışan pilotlardan biridir ve onun yardımıyla El Chapo burada genç yaşta çok önemli kontaklarla tanışmıştır. Bunlardan bir diğeri de Felix Gallardo'nun ana tedarikçilerinden, Kolombiyalı olmasına rağmen Meksika kültürüne hayran olan ve bu yüzden de El Meksikan olarak tanınan Jose Gonzalo Rodriguez Gacha'dır. Bu sayede Guzman, Medellin Karteli'nin önemli ortaklarından bir diğeri Fabio Ochoa Vazquez ile de bir iş ilişkisi kurar ki bu Fabio da meşhur Ochoa kardeşlerden biridir. Gacha da Ochoa da Pablo Escobar'ın direkt olarak ortaklarıdır. Ayrıca Guzman burada 32 yaşındaki Escobar'la da tanışma şansı yakalar. Bu buluşma Guzman hayatında derin bir etki yaratacaktır ve Escobar'a olan hayranlığı El Chapo'nun da geleceğini ciddi anlamda şekillendirecektir. 1984 yılında Guzman, 27 yaşındayken Guadalajara kartelinden en önemli görevlerinden birini alır. Meşhur Caro Quintero'nun 1000 hektarın üzerindeki büyüklükte Mariana Tarla kompleksi olan Rancho Buffalo'yu idare etmek. Chihuahua'da yer alan bu tarlaların kontrolü, Chapo'nun yöneticilik anlamında ilk tecrübesi olacaktır. Burası 270 asker ve 250 federal ajan tarafından 1984'ün 9 Kasım sabahı baskına uğradı. Guzman bu baskından kaçmayı başarsa da binlerce çalışanı yakalandı ve 8500 ton yüksek kalite tohumsuz mariona burada yok edildi. Yok edilen uyuşturucunun sokak değeri ise 2.5 milyar dolar civarındaydı. İşte bu olayın intikamı olarak Guadalajara karteli baskının arkasındaki DEA ajanının peşine düştü. Biz DEA ajanı Kiki Camarena cinayetini daha önce işlemiştik. Kısacası Caro Quintero, Don Neto ve Felix Gallardo 1985'te bir DA ajanının işkenceyle ölmesine sebep oldular ve bu olay Amerika'nın bütün gücüyle Guadalajara karteli üstüne gitmesine neden oldu. İşte bu dönemlerde Felix Gallardo örgütünü dağıtarak dikkatleri üzerinden çekmeye amaçladı ve operasyonun devamlılığını birinci plana aldı. Arellano Felix kardeşler Tijuana ve Baja California'yı aldılar ve Tijuana kartelini kurdular. Chihuahua eyaletinde Juarez şehrini kontrol eden Carillo Fuentes ailesi Juarez kartelini kurdu. Geriye kalan koca bir bölge, yani Sinaloa ve Pasifik sahili ise El Chapo'nun da ortağı olduğu, ileride Sinaloa Karteli adını alacak bir örgütün kontrolü altına girmeye başladı. Daha eski partnerleri olan El Güero Palma ve Adrian Gómez González'i yanına alan Chapo, kendi bağımsız örgütünü inşa etmeye başladı. Bu ilk örgüt, başlarda ABD'nin Arizona eyaletine sınır eyaletlerden biri olan Sonora'da bazı trafik rotalarını ele geçirdi. Guzman örgütte Kolombiya'dan hem deniz hem de hava yoluyla gelen kokaini koordine etmekle görevliydi. Hatta bunun için Aerobastos adlı bir ticari havayolu şirketi de kurdu ve Meksiko City'nin havaalanındaki hangarları kullanmaya başladı. Guzman buradan ABD'ye uçakların uçuşunu sağlarken Orta Palma, malın kamyonlarla yüklendikten sonra Kaliforniya, Chicago ve New Jersey gibi merkezlere ulaşmasını sağladı. Ve bu iş için Meksikalı Amerikalı yani ABD vatandaşlarını da kullandı. İşler böyle birkaç yıl gitti fakat rekabet büyüktü. Guadalajara kartelinden ayrılan örgütler şimdi hem birbirleriyle hem de doğu yakasını domine eden körfez karteliyle rekabet etmek zorundaydı. Bu rekabetten güçlü çıkacak kişi Meksika yeraltı dünyasının da geleceğini belirleyecekti. Peki arkadaşlar Körfez Karteli neden bütün bunlar olurken bir köşede bekliyor ve büyüyor gitgide gelişiyor bir dev haline geliyor? Çünkü Körfez Karteli Guadalajara Karteli bünyesinden çıkan Tijuana Huarez vesaire gibi değil ya da Sinaloa gibi değil. Körfez zaten e, neredeyse yani 100 yıldır hatta o zamanlar için konuşursak yani bir 60-70 yıldır 1920'lerden 30'lardan beri zaten orada Amerika ile kaçakçılık yapmakta olan tacirler var ve bu tacirlerin kurduğu bir kartel Körfez Karteli. Dolayısıyla Körfez zaten yani Sinaloa daha oluşmadan bile henüz Miguel Angel, Felix Gallardo daha kartel kurarken Körfez'de zaten büyük bir yapı vardı. Dolayısıyla batıda yani daha böyle Pasifik tarafında Meksika haritasını canlandırırsanız Sinaloa tarafı işte Tijuana'nın olduğu yer vesaire bu çatışmalar sürtüşmeler sürerken ve bu biraz artık kuzey e, sınırının ortasına doğru yaklaşırken en köşede yani en doğu sınırda Körfez Karteli bütün o e, kıyıyı kontrol ediyor ve zaten bir dev. Dolayısıyla Sinaloa büyüdükçe aslında tek rakibi Körfez haline geliyor ve bu ikisi tabii ki kaçınılmaz olarak bir noktada birbirleriyle savaşacaklar. İşte bu noktada El Chapo ortaklarına önemli bir öneride bulundu. Profesyonel bir mimar ve mühendisle çalışıp Meksika'dan ABD'ye, Arizona'ya uzanacak tam teşekküllü bir tünel inşa etmek. İleride narko tünel adını alacak bu tam teşekküllü tüneller ya da kartel tünellerinin ilki işte bu şekilde El Chapo Guzman'ın hayali iken gerçekleşmeye başladı. Bu iş için genç bir mimar olan Felipe de Jesus Corona Verbera ile çalışan Guzman, Sonora'nın sınır kasabalarından Agua Prieta'da bir ev inşa ettirmeye başlar. Bu evden açılacak tünel Sonora'yı geçecek ve Arizona'daki bir depoya ulaşacaktır. Mimar Corona totalde 60 metre uzunluğundaki bu ilk narko tüneli tasarlar ve inşa ettirir. Chapo ve ortaklarına totalde 1.5 milyon dolara patlayan bu tünel Chapo'nun yükselişinde önemli basamaklardan biri haline gelecektir. Ekim 1987'de tünel biter bitmez Chapo Kolombiya'ya haber saldı ve tedarikçilerine elinizdeki tüm malı bana gönderebilirsiniz dedi. Bu tünelden haberdar olmayan tedarikçiler Chapo'nun çok kısa süre içinde yaptığı teslimatlar karşısında şoke oldular. Çok kısa sürede yaptığı multimilyon dolarlık teslimatlardan dolayı El Chapo yerine ona hızlı anlamına gelen El Rapido lakabını da vermek istediler. Bu hızlı sayesinde Guzman daha yüksek ücretler de talep ederek grubunun gücünü arttırmaya başladı. Chapo'yla Kolombiya'da tanışıp onun pilotlarından biri haline gelen El Gordo Martinez her yıl Güney Amerika'dan yüzlerce uçuş yapmaya başladı. Elbette her büyümenin bir bedeli vardı ve bu bedel özellikle kartel dünyasında daima kanla ödenmekteydi. İleride Sinaloa Karteli adını alacak bu yapı, dönemin en büyüklerinden Tijuana Karteli ile kanlı bir savaşa başlayacaktı. Bu yıllarda Sinaloa'dan büyük olan Tijuana karteli, Bağ Kaliforniya'dan Meksikali'ye büyük bir bölgeye himaye etmekteydi. Burada ticaret yapan herkesten yüksek miktarda komisyon alan Tijuana karteli ile Chapo'nun yolu ticaret anlamında kesişiyordu. El Chapo, Felix Gallardo'nun hapse girmesiyle ortaya çıkan pürüzleri gidermek için Tijuana'ya bir elçi gönderdi. Bu da yakın dostu El Rayo'ydu. Fakat El Rayo, Tiana lideri Benjamin Arellano'nun kızının vaftiz törenine sarhoş ve yanında bir kadınla gelmesiyle Arellano Felix ailesinden epey tepki çekti. Yaptığı bu saygısızlığın sonucu olarak ailenin infaz işlerinden sorumlu kardeşi Ramon tarafından başından vurularak infaz edildi ve bir yol kenarına atıldı. Bu olay Chapo ve Arellano Felix ailesi arasındaki savaşın başlangıcı oldu. Ramon ayrıca bir vurucu timi de Sinaloa'ya gönderdi. Burada El Rayo'nun geri kalan aile üyelerini infaz ettirmek üzere görevlendirdi. Kardeş gibi gördüğü El Rayo'nun ölümüyle Guzman, Tijuana'ya karşı bitmeyecek bir kin gütmeye başladı. Tijuana kartelinin fiyat politikası yalnız Guzman'ı değil diğer Sinaloa'lı tacirleri de kötü etkiliyordu. Sonora'nın güney ve Sinaloa'da iş yapan Elmayo lakaplı İsmail Zamba da bu politikalardan etkilenen isimler arasındaydı ve onun da eroini ile marihuana ticareti bu fiyatlardan zarar görüyordu. İşte bunu fırsat bilen El Chapo, El Mayo ve Hector Palma ile beraber bir federasyon kurdu. Bu federasyon ileride Sinaloa Karteli veya Pasifik Karteli isimlerini alacaktı. Ayrıca Guzman bu tacirlere de Arizona sınırında mevcut tünellerini açınca Sinanovalılar için Tijuana'ya vergi ödeme zorunluluğu tamamen ortadan kalkmıştı. Guzman ve Palma bu yıllarda Juarez kartelini kuran Amado Correo Fuentes'le de anlaştılar ve ekstra yüklerini Juarez'den geçirmek için de garanti aldılar. Birbirinden farklı pek çok tacir bir şekilde Guzman'ın ara buluculuğuyla veya liderliğiyle artık bir araya geliyordu. Ayrıca Guzman'ın tünel sisteminin hızı göklerin baronu Amado'yu bile kendine hayran bırakmıştı. Bu arada Amado Carillo Fuentes alakalı detaylı bilgiler kendisiyle alakalı yaptığımız videoda mevcut. Bu arada Guzman'a patronluk yolunda önemli desteği olan iki figürü daha biz yakından tanıyalım. 1948'de Sinaloa'da doğan El Mayo suç işlerine girmeden önce bir çiftçiydi. Başlarda işe birkaç kilo uyuşturucu satışıyla başlayan El Mayo yavaş yavaş bir marihuana ve eroin taciri haline geldi ve kısa süre sonra Guadalajara karteli bünyesinde önemli tacirlerden biri oldu. Bir noktada Juarez karteli ile de iş yapsa da daha sonradan Guzman yanına yani Sinaloa karteline katıldı. El Güero kaplı Hector Palma ise 1960'ta diğerleri gibi Sinaloa'da doğmuş, gençliğinde araba hırsızlığı yapmıştır. Kısa süre sonra Felix Gallardo'nun tetikçisi olarak Guadalajara karteline katılan Hector Palma ya da açık tenli anlamına gelen lakabıyla El Güero bir noktadan sonra büyük bir tacire dönüşmeye başlar. Chapo'yla da ortaklık kuran El Güero, Felix Gallardo'nun Kuzeybatı'da yetkiyi Tijuana karteline vermesiyle kendi başına çalışmaya başlar. Kız kardeşinin sevgilisi de olan Venezuela'da Rafael Enrique Clavel ile beraber kendi operasyonlarını kurar. Bu elbette Felix Gallardo'nun hoşuna gitmeyecektir ve Gallardo'nun intikamı epey acı olacaktır. Palma 1988'de Arizona'da uyuşturucu satmaktan yakalanır. Bir süre hapis yattıktan sonra ortağı Clavel'in karısı Guadalupe ile kaçtığını öğrenir ve karısı yanına çocuklarını da almıştır. Fakat Clavel, Guero'nun karısı Guadalupe'yi sevgilisiymiş gibi kandırır ve kadından tam 7 milyon dolar para çalar. Daha sonra bu kadının kafasını kesen Clavel, kesik kafayı El Güero'ya gönderir. Bu, kartel alemindeki ilk kafa kesme olayı olarak da bilinmektedir. Clavel, Güero'nun çocuklarını ise bir köprüden aşağı atarak acımasızca katleder. Daha sonra Tijuana karteliyle çalışmaya başlayan Clavel'in tüm bu vahşeti Gallardo'nun emriyle yaptığına inanılmaktadır. Amaç El Güero'yu cezalandırmaktır. Fakat El Güero intikam olarak başta Gallardo'nun avukatını ardından Clavel'in üç oğlunu öldürtür. Sonraları hapse düşen Clavel burada El Güero'nun emriyle öldürülmüştür. Tüm bu travmatik olaylardan sonra El Güero, Guzman'la çalışmaya başlar ve beraber Sinaloa kartelini kurarlar. 1991'de ise Tijuana karteli El Chapo ile yaşanan gerilimi sakinleştirmek için Culiacan'da bir toplantı talep eder. Burada Benjamin ve El Chapo Prensipte birbirlerine bulaşmama konusunda ve Tijuana plazasını kullanımı konusunda anlaşır. Fakat bu toplantıdan biraz sonra El Chapo, Felix Gallardo'nun da tutuklanmasında rol oynayan kirli polis Calderoni'yi Tijuana kartelinin üzerine salar. Tijuana videomuzda detaylarını verdiğimiz şekilde Calderoni, Tijuana karteli bölgesine kendi adamlarını atar ve tutuklamaları sıklaştırır. Hatta ABD tarafından da baskıyı yiyen Tijuana karteli ABD'den gelen bu baskınların ihbarlarının arkasında El Chapo'nun olduğunu tahmin etmektedir. 1992'de Benjamin El Chapo'yu öldürmek için ikinci bir toplantı talep eder fakat burada da şansı yaver gitmez. Sonunda Ramon'un önderliğindeki Tijuana tetikçileri sokaklarda El Chapo'nun adamlarını avlamaya başlar. Chapo'nun depolarına ve transfer noktalarına saldırılar düzenlerler. 29 Mayıs 1992'de Kuliakan'daki evinin önünde sabah saat 5'te patlayan iki bombayla El Chapo savaşın artık kapısının önüne kadar geldiğini anlamıştır. Ekim 1992'de Ramon ve iki adamı El Chapo'nun önünü keserler ve AK-47'lerle Oldsmobile Cutlass aracını tararlar. Chapo bu saldırıdan aracıyla kaçmayı başarır. Araç tam 12 kez isabet almıştır. El Chapo bu saldırıya misilleme olarak büyük bir karşı saldırı gerçekleştirir. Roman ve kardeşi Francesco Javier'in de takıldığı diskoteye saldıran El Chapo buraya saat gece buçukta silahlı tam 50 adamıyla saldırır. AK-47 ve AR-15'lerle mekana dalan polis kıyafetli ve çelik yelekli skaryolar koşar adım ateş açarak mekana dalarlar. Fakat 8 dakikalık çatışma sonunda Arellano Felix kardeşler Havalandırma borusundan kaçarak mekandan kurtulmayı başarırlar. En az El Chapo kadar öfkeli ve belki ondan da psikopat olan Ramon derhal intikam peşine düşer. Mayıs 1993'te ise El Chapo'nun Guadalajara'yı ziyaret edeceği istihbaratını alan Ramon uçağıyla yanında bir düzine skaryoyla buraya geldi. Bu skaryolardan bazıları San Diego'nun Logan Calle 30 sokak çetesinin de üyeleriydiler. Bunlar suikastten hemen sonra ABD'ye pasaportlarıyla rahatça dönebilecekleri için tercih edilmişlerdi. 18 Mayıs'ta başlamak üzere Ramon ve adamları şehrin kilit noktalarında Guzman'ın Beyaz Ford Grand Marquis model aracını aramaya başladı. 24 Mayıs'ta Ramon görevi iptal ederek adam başı 2000 dolar yevmiye ile tetikçileri evlerine göndermeye karar verdi. Normalde her şey başarılı gitseydi her biri 20 bin dolar alacaktı. Fakat tam da aynı gün Ramon'un Skaryolarından biri El Chapo'yu Guadalajara'nın havaalanına ilerlerken yolda görünce vurucu tim görevinin başına derhal geri döndü. Guzman, bu ilk marka yeşil renkli bir zırhlı araçta şoförü ve yarım düzine korumasıyla seyrediyordu. Birinci araçtaki tetikçiler Guzman'ı tespit ettiler fakat takip için geç kalmışlardı. Guzman'ın peşinde düşmesi gereken ikinci araçtaki Scariolarsa haberi aldılar ve Guzman'ınkine benzer beyaz bir Ford Grand Marquis aracın peşine düştüler. Bilmedikleri şey ise bu aracın aslında Guadalajara Piskoposu Juan Jesus Posadas Ocampo'ya ait olduğuydu. O gün Papa'nın Vatikan'dan gönderdiği elsini karşılamaya havaalanına gitmekte olan Ocampo başına gelecek felaketten habersizdi. Havaalanı otoparkında beyaz Ford'u yakalayan Ramon'un skaryoları çapraz ateşe aldıkları bu aracı tam 140 mermi sıkarlar. Bu mermilerden 14'ü psikoposu delik deşik ederken şoförü ve 5 de masum sivil olay yerinde açılan ateşte can verir. Tetikçiler amatörce tüm silahlarını geride bırakıp olay yerini terk ederler. Taarruz tüfekleri, el bombaları, tabancalar ve yüzlerce mermiyi araçlarıyla beraber bırakıp kaçışırlar. Ramon ve diğer Scario grubu ise tam bu zamanlarda Tijuana uçağına binip evinin yolunu tutmuştur. Bu psikopos cinayeti medyada büyük ses getirir. Bütün Meksika bu olayı konuşurken Meksika hükümeti olayın faillerinin tutuklanmasını sağlayacak ihbar için 5 milyon dolara denk 15 milyon peso ödül vereceğini ilan eder. El Chapo ve adamları ise bu olay sırasında diğer herkes gibi yere yatmış bekledikten sonra uçağa binmek yerine derhal Guadalajara dışında bir güvenli eve geçtiler. Failler ise Tijuana kartelinden Ramon, Francesco Javier ve Benjamin Arellano Felix kardeşler, bunların yanında da Sinaloa kartelinden El Güero Hector Palma ve El Chapo Guzman olarak ilan edilmiştir. Yani saldırının faturasını ödeyeceklerden biri de maktul adayı El Chapo olmuştur. El Chapo bir süre Meksiko City'de saklanır. Burada kurmaylarından Martin Moreno Valdez'in evinde kalır. Daha sonra Valdez'le beraber Toluca şehrine geçer. Burada bir polis kaptanının SUV'sinde yolculuk yapan Guzman, Chiapas'ta aracından iner. Meksika'nın en güney noktası olan Chiapas aynı zamanda Guatemala sınırıdır. Burada adamlarından Manuel Castro Meza tarafından karşılanan Guzman, sahte kimlik, pasaport ve benzeri belgelerle sınırı geçer. Bu yolculuğun masrafları içinse yanında 2 milyon dolar para vardır. Chapo'nun güneydeki adamı Meza, Guatemala komutanı Rosales'i bağlar ve geçişi sorunsuzca gerçekleştirir. 4 Haziran 1993'te Guzman daha da güneye iner ve El Salvador'un liman şehri Acahutla'ya iner. Burada amacı uyuşturucu işi bağlamaktır. Fakat El Salvador'da kendini içki ve eğlenceye veren El Chapo burada hayat kadınları ve alkolle gününü gün etmeye başlar. Her gece binlerce dolar harcayan Guzman, çıkardığı gürültüyle de dikkat çekmeye başlamaktadır. Yanında Aşi Maria ve diğer dört dostuyla El Chapo, 7 Haziran 1993'te El Salvador'dan Guatemala'ya geri döner. El Chapo ve dostları burada bir otelde konaklayıp gelecek yolculuğa hazırlandıkları sırada komutan Rosales'in ihanetiyle tutuklanır. Rosales, Guzman'ın yanında kalan 1.2 milyon dolara da el koyarak El Chapo'yu paketleyip Meksika'ya teslim eder. Guzman, Chereso adlı maksimum güvenlikli federal Meksika hapishanesine atılır. Yapılan yargılama sonucu silah bulundurma, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve Kardinal Posadas cinayetinden dolayı 20 yıl 9 ay hapis cezası alır. Fakat ilerleyen zamanlarda Kardinal cinayetinden aklanacaktır. Buradan kaçmaya çalışan El Chapo, 22 Kasım 1995'te Jalisco'da bir başka hapishaneye sürgün edilir. Bu arada operasyonunu kardeşi El Pollo lakaplı Arturo aracılığıyla yönetmektedir. Aynı zamanda sadık adamları Beltran Levye kardeşler aracılığıyla sokaklarda kontrolünü sürdürmektedir. Beltran Levye kardeşler, Chapo'ya hapiste de rahat bir ceza yatması için para dolu çantalar getirirler. Chapo hapishanede özel yemekler yer, müzisyenlerden konser dinler, eş ziyaretleriyle eşi, sevgilileri ve hayat kadınlarıyla beraber olur. Bu sırada sokaklardaki ortaklarından El Azul yani mavi lakaplı Juan Jose Esparagoza, Chapo'nun uyuşturucusunun ABD'ye varmasını sağlamaktadır. Eski bir federal polis olan El Azul, eski Guadalajara kartelinin de kurmaylarındandır. Fakat hapiste geçen 3 yıldan sonra El Chapo'nun sokaklardaki gücü her gün erimiştir. Bir noktadan sonra El Chapo, kilit adamlarını ve ticaretini düşmanı Arellano kardeşlere kaptırmaya başlamıştır. El Chapo Arellano'lara karşı hamle yapmak amacıyla DEA'in Mexico City şubesine ulaşır. DEA ajanları 1998'de Chapo'yu hapiste psikolog kılığında ziyaret eder. Burada Chapo Tijuana kartelinin operasyonlarını ifşa etmesi karşılığında ABD'ye suçlu iadesiyle gönderilmemesi için garanti ister. Chapo'nun bu önerisi DEA tarafından reddedilir. Reformist PAN Partisi Vicente Fox'la Meksika'da iktidara gelir. Bundan 2 ay sonra 19 Ocak 2001'de El Chapo Guzman hapisten kaçar. Söylentilere göre 1929'dan beri Meksika yönetmekte olan PRI partisinin iktidardan düşmesiyle El Chapo panik olmuştur ve politik bağlantılarını kaybetmekten korkmuştur. İşte bu sebeple hapisten kaçma kararı alan El Chapo hapishanenin çamaşırhanesinde büyük bir yük arabasına atlar ve kirli çamaşırlar toplanırken Puente Grande hapishanesinden kaçmayı başarır. Bu olay sonucunda tam 62 hapishane görevlisi tutuklanır. Bu kaçışından sonra söylentilere göre Guzman'ın para verdiği polisler onu Meksiko City'ye ve Puebla'ya götürdüler. 3 gün kutlama yaptıktan sonra ise Guzman ülke gezilerine çıkarak diğer baronlarla olan kontaklarını yeniden güçlendirmeye başladı. En başta diğer Sinola liderlerini ziyaret etti ve onlara hala oyunda olduğunu ispat etti. Hatta bu ziyaretlerden birinde ordu baskın yapmak üzereyken El Mayo'nun gönderdiği bir helikopterle kaçmayı başarmıştı. El Chapo'nun hapisten bu kaçışı ona büyük de bir şöhret kazandırdı. Onun nerede olduğu ile alakalı şehir efsaneleri yaygınlaşmaya başladı. Herkes onun koruma ordusundan, zırhlı araçlarından ve istihbarat ağından söz ediyordu. Kaçışı hakkında popüler şarkıcılar tarafından Norca Corridos denilen kartel şarkıları dahi yapılıyordu. Gerçekte ise 2001 yılının kalanında Meksiko eyaletinde bir güvenli evde kalmaktaydı. Onun peşindeki polis ise o zannederek kardeşi Elpo'yu tutukladı. İşte bu sırada Guzman bu güvenli evden de kaçmayı başardı. Ekim 2001'de El Chapo diğer 25 uyuşturucu baronunu seri toplantılarla ikna etti ve Sinaloa kartelini yeniden kurmaya başladı. Federasyon adını alan bu örgüt tüm tacirlerin haklarını koruyacaktı ve ticaretlerinin sorunsuz gerçekleşmesini de sağlayacaktı. Bu federasyonun her üyesi rotasını diğerleriyle makul ücretler karşılığı da paylaşacaktı. Böylece kartel savaşları önlenecek, aynı zamanda ABD'nin sınır güvenliklerinin dikkati dağıtılacaktı. Çünkü teslimatlar bir noktada tıkanırsa diğerinden kolayca devam edebilecekti. Bu dönemler en büyük olan Körfez Karteli bu federasyona katılmadı fakat kendi rotalarını da aynı şekilde makul fiyatlar karşılığı diğer kartellere açtığını ilan etti. Çapa bu ittifaka Alianza de Sangre yani kan ittifakı diyordu. Söylediğine göre birbirine sadık patronlardan oluşan bu yapının patronu değildi kendisi ve örgütü de aslında eşitler arası bir federasyondu. Fakat yine de Guzman bu örgütte kendi dışında başkasının fazla sivrilmesine izin vermeyecekti. Bu ittifakın dışında kalan tek kartelse Tijuana Karteli olmuştu ve doğal olarak Tijuana Karteli diğer tüm kartellerin açık bir hedefi haline gelmişti. Guzman ve federasyon çok geçmeden saldırılara başladı. Acımasız Arturo Beltran Levy önderliğinde yüzlerce Sinaloa Ascariosu Tijuana'ya saldırdı. Bunun yanında yeni kurulan Afi Kısaltmalı Meksika'nın FBI muadili bürosuna da Tijuana karteli hakkında bilgiler sızmaya başlamıştı. Tijuana'nın depoları, para transfer noktaları ve silah zoları teker teker baskına uğradı. Hem Afi hem de gidiş gidişattan memnundu. Tijuana'ya bir başka darbe ise 10 Şubat 2002'de indi ve ailenin sokaklardaki en korkulan yüzü olan kardeşi Ramon polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Mart 2002'de ise Tijuana'nın lideri Benjamin tutuklanınca kartelin gücü 4 eyaletle sınırlı kalmaya başladı. Baş düşmanı Sinaloa ise şimdileri Meksika'nın 31 eyaletinden 17'sine hükmediyordu. İkisi de de şimdilik sıcak temasa girmeyen Körfez karteli ise tamı tamına 21 eyalette güç sahibiydi. Tijuana bir tehdit olmaktan çıkınca El Chapo gözlerini en büyük olma yolundaki tek engeline çevirdi. Körfez karteline. Biz Körfez kartelinden Zetas ve Meksika uyuşturucu savaşı videolarımızda detaylı olarak bahsettik. Fakat bu yıllarda Körfez karteli Sinaloa ile savaşmadan önce Milenio karteli adlı Batı Meksika'nın Michoacan şehrinden gelen bir kartelle savaşmaktaydı. İleride Halisco New Generation kartelinde kurulmasına yol açacak Milenio karteline kısa bir parantez açalım. Aslında bu kartel Valencia ailesi adındaki bir aile tarafından kurulmuştur. 25 yaşındaki Luis Valencia ve 21 yaşındaki kuzeni Jose Armando genç yaşlarında Körfez kartelinin bölgesi Tamaulipas'a giderler. Burada kaçakçılık kontakları kuran Valencia'lar 1980'lerde memleketleri Michoacan'a geri dönerler ve Mariana ile düşük kalite eroin işine girenler. Valencia sülalesinden birçok kişiyi de zamanla örgütüne katan bu ikili ABD'ye uyuşturucuyu avokado kamyonlarında taşıyarak sokmaya başladı. Michoacan'ın platolarında birçok avokado hasadını da satın alarak ticaretlerini büyüttüler. İkili ABD'de özellikle Kaliforniya'da network buldu ve Meksika'ya dolarlarla geri döndü. Daha fazla toprak alarak büyüyen ikili 1985'te polisin radarına girse de yetkililer bu yıllarda daha büyük bir avın peşindeydi. Felix Gallardo'nun. El Padrino müçakanı tarafsız bölge ilan etmişti yani buraya herkes rahatça girip çıkabiliyordu. Valencia ailesi bu sebeple sınırda dominant Tijuana karteline para ödedi ve malını Tijuana'ların bölgesi Bağ Kaliforniya'dan Kaliforniya yani Amerika'daki Kaliforniya eyaletine taşımaya başladı. Hatta iki grup arasındaki ilişki Christian Valencia'nın Ramon'un kızıyla evlenmesiyle ailevi de bir boyut kazandı. El Padrino Felix Gallardo 1989'da yakalanınca Valencia ailesi şimdilerde eşitler arası lider konumundaki Amado Carrillo Fuentes ve Juarez karteli ile çalışmaya başladı. Amado'nun Medellin karteli ile anlaşmasıyla Valencia'larda bu ticaretten paylarını aldılar ve etki alanlarını Pasifik Körfezi'ndeki Halisco, Kolima ve Nayarit eyaletlerine de yaydılar. Bu sayede de metamfetamin işine girdiler. Şu soruyu da sorabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Hani bu Michoacan bölgesi neden bu kadar önemli? Hani Kolombiya karteliyle böyle ticarette bile Valencia kardeşler buradan nasıl etkinlik sağlıyorlar diye. Buna şöyle cevap vereyim. Pasifik Meksika'nın Pasifik Körfezi Kolombiya karteli için önemli bir nokta. Çünkü buraya denizden de mal bırakıyorlar. Yani buraya bırakılan malı Meksika kartelleri denizden çekerek Meksika'ya oradan da Amerika'ya taşıyor. Dolayısıyla Michoacan'ın da böyle bir sınır olduğu için Valencia kardeşler de bu sayede bu ticaretten de pay almaya başlıyorlar. Erken dönem kaçakçıların çoğu gibi Valensiyalarda şiddete mümkün olduğunca az bulaşan tacirlerdi ve 1992 ile 2001 yılları arasında Michoacan ve Jalisco'da yalnızca 30 cinayetle ilişkilendirilmişlerdi ki bir kartele göre bu rakamın oldukça düşük olduğunu izleyicilerimiz de takdir edecektir. Aynı zamanda avokado işine de giren bu aile bu alanda da epey para kazandı. Hatta başka meyveleri de gelişmiş tesislerde yetiştirip satmaya başladılar. Tüm bunlar olurken ise Valencia kardeşler 2000'lere doğru Milenyum anlamına gelen Milenyo Karteli'ne dönüşmeye başladılar. 1998'de önemli bir Kolombiya bağlantıları tutuklanınca Milenyo Karteli devletin dikkatini üzerine çekmeye başladı. Özellikle deniz yoluyla Kolombiya uyuşturucusunu Meksika'ya sokan bu kartel Morelia gibi önemli şehirlerde valileri cebine atmış ve para aklamak için bir sürü arsayı, tarlayı ve diğer gayrimenkulleri satın almıştı. 1999'da ABD ve Meksika tarafından ortak bir operasyonla üzerine giden Milenio kartelinin ABD'ye giren kokainin üçte birinden sorumlu olduğu, yılda 800 ton kokaini ABD'ye soktuğu ve bu teslimatlarda 20 ila 25 milyon dolar arası para kazandığı ortaya çıktı. Millenio karteli El Tisico lakaplı adamlarının bir kadın meselesinden dolayı kurucuları Armando Valencia ile kavga etmesiyle büyük bir darbe alacaktı. Çünkü El Tisico Körfez karteline gidecek ve Michoacan'da Milenio'lara karşı bir ittifak kurmaya başlayacaktı. Ve bu El Tisico aynı zamanda ileride kartelleşecek olan bir organizasyon olan La Familia Michoacana'nın da kurucusu olacaktı. Fakat bu başka bir videonun konusu olsun. Çok geçmeden gerilim tırmanacak ve Körfez Karteli, Armando'nun yeğeni Jorge Valencia'yı 17 Şubat 2002'de infaz ettirecekti. Milenio Karteli parantezini kapattıktan sonra 2000'lerin başına ve Körfez Karteli ile Sinaloa arasındaki gerilime geri dönelim. Körfez'de gerilim artarken El Chapo Guzman, gözlerini uyuşturucu ticaretinde ABD'ye açılan en önemli sınır kapılarından Nuevo Laredo'ya dikmişti. Biz Meksika Uyuşturucu Savaşı ve Körfez Karteli videolarımızda bu şehrin önemini detaylı bir şekilde anlattık. Fakat özetle 2008 verilerine göre Nuevo Laredo'dan ABD'ye günde tam 8500 kamyon yük taşımaktadır ve sınırda Texas eyaleti vardır. El Chapo's adı verilen bir Milenio Karteli uzantısı burada Körfez'le savaşmaya başlayınca Körfez Nova Laredo'yu elde tutmak için Los Zetas'ı yani paramiliter kolunu görevlendirir. İşte bu çatışmayı fırsat bilen El Chapo burada Milenio Karteli'ne destek vermeye karar verdi. Fakat Milenio Karteli unsurları burada Zetas gibi güçlü ve disiplinli bir kuvvete karşı dayanamayınca Sinaloa bu kez sahaya kendi kuvvetlerini sürmeye karar verdi. El Chapo'nun kas gücünü oluşturan Arturo Beltran Levia ve La Barbie lakaplı Edgar Valdez, Nuevo Laredo'da Zetas'a karşı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu çatışmalar sırasında El Chapo, Juarez kartelinden beklediği desteği göremedi. Hatta Juarez karteli sınır ihlali yaptığını düşündüğü için Sinaloa tacirlerini infaz edince El Chapo bu kez Juarez'e bir ders vermek istedi ve 11 Eylül 2004'te merhum Göklerin Baronu Amado'nun kardeşi Rodolfo'yu Kuliakan’da infaz ettirdi. Bu dönemler karteller arası şiddet tırmanmaya başladı ve ayda 250 ölüm gibi yüksek ölüm oranlarına sebep oldu. Bu çatışmaları da daha detaylı anlamak için Meksika uyuşturucu savaşı videomuzu izleyebilirsiniz. Bu videoda açıklama kısmında linki ile mevcuttur. Elbette savaş Guzman'a da pahalıya patlayacaktı. 31 Aralık 2004'te Chapo'nun kardeşi Arturo, La Palma Maksimum Güvenlikli Hapishanesi'nde telefonla konuşmak üzereyken 7 kez vurularak infaz edildi. Bu cinayeti Juarez Kartel'in Rodolfo cinayetine misilleme olarak yaptırttığına inanılmaktadır. Bir yıl sonra ise El Chapo'nun federasyonu önemli bir müttefik kazandı. Milenio kartelinin sokaktaki unsurları Michoacan'dan çıkarak Sinaloa'nın kontrolündeki Jalisco'ya geldiler ve burada Sinaloa karteline katılma kararı aldılar. Burada Guadalajara plazasının patronu Nacho lakaplı Ignacio Coronel'in gözetiminde özellikle metamfetamin işinde büyük rol alacaklardı. Ki hatırlatmak gerekir Jalisco'da Guadalajara şehri aynı zamanda Felix Gallardo'nun da karargahı ve operasyonlarının merkeziydi. 2006 yazında ise El Chapo büyük bir saldırıdan daha canlı kurtulmayı başardı. Altın Üçgen'de denilen Sinola'nın kuzey doğusundaki dağlık bölgede Chapo ve 30'un üstündeki koruması 30 GAFE özel kuvveti askeri karşılaşır. Şiddetli bir çatışma yaşanırken Chapo'yu GAFE'yi terk edip karteline katılan eski teğmen Manuel Alejandro Aponte Gomez kurtardı. Bu çatışmalar sürse de Sinaloa hem Körfez'le hem Juarez'le hem de Zetas'la sürdürdüğü bu savaşta epey zorlanmaya başlamıştı. Sonunda El Chapo 2007'nin Mayıs ayında has adamı Arturo Beltran Levia'ya Zetas'la bir barış gerçekleştirmek için talimat verdi. Böylece Sinaloa karteli Nueva Laredo üzerindeki iddiasından vazgeçmişti. Meksika'nın en çok aranan adamı olan El Chapo Guzman, 2 Temmuz 2007'de Los Angeles doğumlu güzellik kraliçesi Emma Coronel Aispro ile evlendi. Durango eyaletinde gerçekleşen düğünün günü aynı zamanda Emma'nın 18. yaş dönümüydü. Çiçeği burnuna damat Guzman ise 3. evliliğini yaparken 50 yaşındaydı. Düğün sırasında 200'den fazla arazi taşıdığı tüm yolları kapatırken 6 uçak dolusu korumayla El Chapo düğününe kot pantolon, beyzbol şapkası ve omzuna asılı bir AK-47 ile katılmıştı. Düğün sırasında da helikopterler bölgeyi sürekli turladılar. Bu sırada kamuflajlı ve çelik yelekli diğer korumalar da ağır makineli tüfek ve benzeri silahlarla bölgeyi korumaktaydı. Bu sıralar El Chapo Robin Hoodvari bir gelenek edinmişti ve gittiği mekanlarda restoranlarda herkesin hesabını ödemeyi adet edinmişti. Burada yemek yiyen insanlar başta Chapo içeri girmeden önce korumalarıyla karşılaşıyorlardı ve kalkmak istedikleri zaman da korumalar onlara yerlerine oturmalarını ve telefonlarını asla açmamalarını rica ediyordu. Daha sonra Chapo gelip yemeğini yiyordu ve ayrılırken de herkesin hesabını kapatıp gidiyordu. Hatta Guzman girdiği restoranlarda içeride insanlarla el sıkışıyordu, onlara kendini tanıtıp hal hatır soruyordu. Tabi bu sırada 15 eli silahlı koruma restoranı hem içten hem de dıştan koruyordu. El Chapo bu yıllarda neşeli bir dönem geçirse de şimdileri en büyük rakibi Juarez karteline karşı plan kurmaya devam etti. Şimdileri Juarez'in başında Göklerin baronu Amado'nun ölümünden sonra kardeşi El Visero'yla kaplı Vicente vardı. İyi bir stratejist olan El Chapo, Körfez'in güneyi Veracruz'da birkaç bin Skaryo'dan oluşan bir ordu yetiştiriyordu. Bu ordu, Chihuahua'nın dağlarında tanıştığı dostu El Flaco lakaplı Noel Nevarez tarafından yetiştiriliyordu. Bu paramiliter güçlerse Gente Nueva yani yeni insanlar adını aldılar. Bunlar da Zetas gibi askeri geçmişten gelen eski polisler, federal görevliler, güvenlik güçleri ve Guatemala komandolarından oluşuyordu. El Chapo bunlara Centa Nueva yazılı askeri üniformalar ve zırhlı pick-up'lar temin etti. 2007'nin sonlarına doğru bu birlikler Juarez şehrinin dış mahallelerini işgal etmeye başladılar. El Jaguar lakaplı Jose Antonio Torres liderliğinde GN yani Gente Nueva güçleri 5 Ocak 2008'de Juarez karteli ile çatışmaya başladı. Bu çatışma 4 yıl sürecekti ve birçok silahlı saldırı, adam kaçırma, işkence ve infaz gibi şiddet olayıyla da devam edecekti. Sonunda Juarez'de 90 bin kişi işsiz kaldı ve birçok iş yeri kapandı. ABD'ye satış yapan ucuz atölye ve fabrika tipi yerler de dahil pek çok iş yeri şehirdeki savaşla beraber kepenk kapattı. Meksika'nın metamfetamin ticaretinde önde gelen kartellerinden biri olan Colima karteli 1999'da çökme noktasına gelince El Chapo buradaki fırsatı da değerlendirmek istedi. El Chapo Guzman iş sahasını geleneksel uyuşturucularla kısıtlı tutmak istemedi ve yeni trendi yakalamaya karar verdi. Yani metamfetamini. Bu iş için Çin ve Tayland'la bağlantılar kuran Guzman Buralardan gerekli kimyasalları ithal ederek Sinaloa'nın dağlarında Durango, Jalisco, Michoacan ve Nayarit'te pek çok metanfetamin laboratuvarı kurdu. Bu işin başına da güvendiği dostu Ignacio Coronel Villareal'i koydu. Ignacio bu sebeple yani metanfetamin işi sebebiyle ileride Kristal Kralı lakabını alacaktı. Bu sırada Sinaloa Karteli içerisinde başka bir çatışmanın da ayak sesleri yükseliyordu. El Chapo Guzman'ın en as adamlarından, belki çocukluğundan beri tanıdığı ve Nueva Laredo'da ise onun skarjolarına liderlik eden Arturo Beltrán Leyva yavaş yavaş Chapo'dan soğumaya başlamıştı. Kokain bağımlılığı da geliştiren Arturo ve kardeşleri bazı söylentilere göre 2007'nin sonlarında Veracruz'da Zetas yöneticileriyle bir araya gelmişti. İki grup El Chapo'nun federasyonuna benzeyen yeni bir süper kartel yaratmayı konuşmuştu. Chapo bunu duyunca örgütünün Beltran Levya kolunu kesmeye karar verdi. Juarez'de savaşın ikinci haftasından sonra Beltran Levy kardeşlerin küçüğü Alfredo Kuliakan'da tutuklandı. Aynı günün gecesi yani 21 Ocak 2008'de Arturo Beltran kardeşinin hapisten kaçırılmasını teklif etmek üzere El Chapo ve El Mayo Zambada ile bir görüşme yapar. Fakat burada olumsuz cevap alır. Arturo bu cevaba epey içerlese de şimdilik renk vermemiştir. El Chapo ise ona şimdilik böyle bir hapishaneden adam kaçırma işinin zamanı olmadığını söyler. Fakat El Chapo'nun oğlu El Chapito lakaplı Ivan Archibaldo Nisan 2008'de hapisten erken salı verilince Arturo Beltran Levy için her şey netleşir. Arturo El Chapo'nun oğlu Ivan'ı kurtarmak için kendi kardeşini polise sattığını düşünmeye başlar. Bu noktadan sonra Sinaloa Carteri ve Beltran Levy ailesi Scario'lar arasında da gerilimler başladı. Hapisteki Alfredo Beltran'ın oğlunun Culiacan'da başarısız bir suikaste uğramasıyla ilişkiler kopma noktasına geldi. Paranoyanın da etkisiyle Arturo Beltran Levia, Skaryolarına Silova kartelinin polis işbirlikçilerini infaz etmelerini emretti. Bunun yanında Narko Mantas'la denilen kartel notlarını sokağa bıraktırarak El Chapo'yu işbirlikçi ilan etti. Daha da ileri giden Arturo, 8 Mayıs 2008'de 15 Skaryoluk vurucu timi Chapo'nun ikinci eşinden oğlu Edgar'ın üzerine gönderdi. Bir alışveriş merkezinin otoparkında sıkıştırılan 22 yaşındaki Edgar Guzman, 500 merminin ateşlendiği ve AK-47'lere bomba atarların eşlik ettiği şiddetli çatışmada iki adamıyla beraber can verdi. Söylentiye göre iki gün sonraki anneler günü için şehirde tek bir gül bile satılmamıştı çünkü El Chapo hepsini oğlunun cenazesi için satın almıştı. Meksika'nın iş işleri El Chapo gibi bir figürün oğlunun ölümüyle kopacak fırtınayı sezdi ve 3000 askerle federal polisten oluşan bir kuvvetle Operasyon Sinaloa'yı başlattı. 13 Mayıs 2008'de operasyon ilk 300 asker ve 50 araçlık askeri konvoyun Navolato şehrine gelmesiyle başladı. İlerleyen günlerde yapılan baskınlarda 14 bine yakın mühimmat ve 6 milyon dolar nakit ele geçerken El Chapo'nun adamları Sinaloa'nın başkentini terk etmişti. Chapo örgütünü operasyondan önce yer altına çekmeyi başarmıştı. Fakat Edgar'ın ölümünden sonra şiddet tahmin edileceği gibi tırmandı ve 8 Mayıs'tan ay sonuna dek Kulyakanda 116 kişi öldürüldü. Bunların 26'sı ise polisti. 2008 yılının Haziran ayında 128, Temmuz'da ise 143 kişi daha öldürüldü. Şiddet diğer şehirlere de hızla sıçrıyordu. Sinaloa'da işler böyleyken Chapo'nun karteli Juarez'deki savaşı kazanmaktaydı. Arturo Beltran Levia ise dikkatsizleşmeye başladı ve 16 Aralık 2009'da 20'den fazla hayat kadını ve misafirleriyle Christmas partisi verirken Meksika Deniz Özel Kuvvetleri tarafından baskın yedi. Yetkililerle çatışmaya giren Arturo Beltran Levia ölü olarak ele geçirildi. Arturo'nun ölümüyle yeni kurulmuş olan Beltran Levia karteli de zayıflamaya başladı. El Chapo ise birçok sivil can kaybıyla geçen 2 yıldan sonra Juarez şehrini ele geçirmeyi başarmıştı. Bu arada Meksika yeraltı dünyasının yeni yüzyılına damgasını vuracak olan Jalisco New Generation Kartel, Milenio Kartel'inin bir uzantısı olarak 2009 yılında Los Mata Zetas yani Zetas öldürenler veya Zetas katilleri olarak ortaya çıkmıştı ve Los Zetas'la kanlı bir savaşa girmişti. Fakat Halisco New Generation Kartel başka bir videomuzun konusu olacak. 2012 yılına gücünün zirvesinde giren El Chapo, Beltran Leve ve Juarez kartellerine dize getirmeyi başarmıştı. Fakat 22 Şubat 2012'de hiç beklenmezken Bağ Kaliforniya'daki evinde SWAT ekiplerinden baskın yemişti. Balkondan kaçarak kurtulan Chapo arkasına bakmadan koşarak kaçmıştı. 19 Ocak 2014'te ise Operasyon Gargola yani Gargara Operasyonu denen bir operasyon gerçekleşti. Deniz komandoları Kuliyakan Havaalanı dışında konuşlandılar ve ABD kaynaklı istihbarat uyarınca El Chapo'yu bu bölgede tutuklamak için beklemeye başladılar. Bu operasyon sonuç vermedi fakat 13 Şubat 2014'te Chapo'nun ortağı El Mayo'ya yakın isimlerden biri El Loco lakaplı Jesus Enrique yakalandı. 4 adamı 77 taarruz tüfeği, 15 tabanca ve 4 araç aynı baskında ele geçti. Aynı zamanda bu baskından aldıkları bilgiyle Çapo'nun yeni doğan ikiz bebeklerini ve ailesini ziyaret için Kuliakan ve Mazatlan çevresinde olduğunu da öğrendiler. El telefonu da çoğu lokasyona ifşa edince Çapo'nun özellikle yetişkin yaştaki oğulları Alfredo ve Ivan'la görüşme yapacağı anlaşıldı. Bu bilgiler ışığında Chapo'nun eski eşi Griselda'nın Kuliakan'daki evine baskın düzenlendi. El Chapo burada ele geçmekten kıl payı kurtuldu. Çelik destekli giriş kapısı baskın ekibini oyalamıştı. Chapo buradan eski bir diğer gafe üyesi olan bodyguardı El Condor Carlos Manuel Ramirez ile beraber kurtulmuştu. Bu evden bağlandığı tünel sistemiyle komşu 7 diğer eve geçiş yapabiliyordu ve bunlardan hepsinin önünde de kaçmaya hazır bir araç beklemekteydi. Yetkililer Senola güvenli evlerine baskınlara devam ettiler fakat El Chapo'yu ele geçiremediler. El Chapo Guzman kaldığı her yere gizli bölmeler ve kaçış noktaları yaptırmıştı. Örneğin kaçması gerektiğinde küvetin altındaki hidrolik kapağı kaldırıyor bir tünele gidiyor ve buradan bir çıkışa bağlanabiliyordu. Fakat baskınlar elbette yıpratıcı oldu. El Chapo'nun altı özel dizayn edilmiş kaçış bölmesi içeren evi baskın yemişti. Çok sayıda suç ortağı, silahı ve aracı da devletin eline geçmişti. Sonunda 22 Şubat 2014 saat gece 4 civarı DY'den gelen bir istihbarat meyvesini verdi. El Chapo'nun Mazatlanda deniz kenarında 13 katlı bir apartmanda kaldığı bilgisi üzerine 65 Deniz Özel Kuvvetleri buraya bir baskın yaptı. Başta El Chapo'nun koruması El Condor'u lobide ele geçiren kuvvetler üst kata baskın yaptılar. Chapo burada genç eşi Emma ile beraberken baskın yedi. Altın kaplama AK-47'sine uzanmak yerine tuvalete kaçan Guzman burada askerler tarafından yakalandı ve darp edilmek suretiyle tutuklandı. Fotoğraflar ve parmak izi teşhisiyle kimliği doğrulanan Guzman Meksiko City'ye gönderildi. Burada basın açıklaması için görüntü alındıktan sonra 3 diğer helikopterin eşlik ettiği skors gibi bir helikopterle Meksiko eyaletinde maksimum güvenlikli bir hapishaneye gönderildi. Burada Area Numera 20 denen penceresiz ve F tipi denebilecek ziyaretlerin yasak olduğu bir bölüme alındı. Diğer mahkumlarla görüşme yasak olsa da burada komşular arasında Beltran Levyalar ve Zetas kartelinin ağır topları vardı. Komşu ünitede ise kardeşlerinden Miguel Angel Guzman yatmaktaydı. El Chapo'nun hücresi tam anlaşılmasın diye ilk 5 gecesinde tam 7 kez değiştirilmişti. Birkaç gün sonra ise El Chapo uyuşturucu tacirliğinden ve 25 Şubat 2014'te de organize suçtan hüküm giydi. El Chapo artık oyun dışı kalmıştı. 11 Temmuz 2015'te hapishanenin güvenlik kameraları da bu bilgiyi doğruluyordu. Çünkü Guzman her zamanki gibi hücresinde yatmış, son seste televizyon izliyordu. Hücresinde her şey rutine uygundu ta ki saat akşam 8.46'da duyulan bir matkap sesine kadar. Metali delen matkabın sesi yükselirken Guzman yattığı yerden kalktı, hücrenin duşakabin bölümüne geçti, eğildi ve kameralardan ebediyen kayboldu. Saat 9 çeyreğe de kimse onun nerede olduğuna ikinci kez bakmamıştı. Elçap Guzman bu sırada 45 santimetre kare genişliğindeki delikten yaklaşık 10 metrelik merdivene ulaştı. Buradan da 1.6 kilometrelik ışıklandırmalı ve hatta havalandırma sisteminin de mevcut olduğu bir tünele bağlandı. Hapishanenin kaya kaplı zeminine inşa edilmiş bu profesyonel tünelde motorlu bir kızak da mevcuttu. Guzman kaçmıştı fakat hapishane ancak 3 saat sonra kırmızı alarm vererek yetkilileri harekete geçirmekte de epey gecikmişti. Eylül 2015'te toplam 34 memur Guzman'ın firarına yardımdan tutuklandı. Bunlardan biri de Meksika Federal Hapishane Sisteminin eski yöneticisiydi. Bu kaçıştan 6 ay sonra El Chapo ufak bir özel uçakla Sinaloa'nın sahil şehri Los Mochis'e vardı. Kale gibi güvenlikli bir eve yerleştirilmişti. Fakat ertesi sabah bir sivil Meksiko City'deki güvenlik birimine bu durumu bildirdi. Bunun üzerine Puma adı verilen özel kuvvetlerden 17 kişilik bir ekip Loch Murchison hareket ederek bu evi kuşatma emri aldı. Onlara daha sonra 50 deniz piyadesi daha ertesi günü şafak sökmeden katılacaktı. 2016'da 7 Ocak 8'ine bağlayan sabah deniz piyadeleri gece bu evi gözetlerken Guzman'ın adamlarından birinin beyaz bir araçla köşe başından yemek siparişi aldığını gördü. Epey yemek olduğunu gören askerler Burada büyük bir kalabalığın saklandığını yani el Guzman'ın da burada olma ihtimalinin güçlü olduğunu anlamışlardı. Baskın sabah 4:40'ta başladı ve desteklenmiş ön kapı kırıldı. Bu noktada silahlı çatışma başladı ve 50 kalibre tüfeklerden 40 mm el bomba atarlara dek pek çok silah kullanıldı. 15 dakika süren çatışma ve kovalamacadan sonra Guzman'ın canlı kalan 5 skaryosu da teslim oldu. Fakat Guzman ortada yoktu. Yaklaşık bir buçuk saat süren aramadan sonra ise polisler duvarlardan birindeki aynayı levye ile sökünce bir tünelle karşılaştılar. Beton döşeli bu tünel şehrin rögarına gidiyordu. Guzman ve adamı El Cholo bu rögarlardan birinde saklanmaktaydı. Fakat şansları yaver gitmedi ve yağmur yağmaya başlayınca bu rögarlar suyla dolmaya başladı ve böylece Guzman yanındaki adamıyla beraber saat 7'de bir benzin istasyonuna çıkarak tüneli terk etti. Yolda silah soruyla bir arabayı ele geçirdiler. Hatta Guzman bu arabada aracın sahibi kadının cüzdanının kaldığını görünce cüzdanı kadına geri verdi. Fakat kaçış uzun sürmedi ve kısa süre sonra yolları kesilince polise teslim oldular. Bu tutuklama sırasında Puma komutanının El Chapo'ya 6 aylık tatilin bitti dediği de rivayet edilir. El Chapo'nun kaçışları ve yakalanışları dünyada nam salınca ilginç bir gelişme daha yaşandı ve ailesi El Chapo lakabını ve birçok farklı versiyonunun fikir hakkını resmen satın aldı. El Chapo lakabı artık patentlenmişti. Guzman yakalandıktan sonra Juarez şehrinde bir federal hapishaneye gönderildi. Bu sıralar 50 kişiden oluşan siyah giyimli ve teçhizatlı adam Guzman'ın annesi Consuelo'nun da kaldığı dağ başındaki çiftliği bastılar. Bu adamlar kendilerini Alfredo Beltran Levy'nin adamları olarak tanıttılar. Chapo'nun annesi ve hizmetçisini kaçırmışlardı. Şimdileri Beltran Levy unsurlarına liderlik etmekte olan El Mochamito lakaplı Alfredo Beltran Chapo'nun annesine bir zarar vermedi. Bir sonraki hamlesinde ise 15 Ağustos 2016'da Chapo'nun 33 yaşındaki oğlu Ivan ve 29 yaşındaki diğer oğlu Hesus'u kaçırdı. Chapo'nun oğulları Hesus'un doğum günü partisinde baskın yiyip kaçırılmışlardı. Fakat bu olay Elmayo'nun el koymasıyla çözüldü. Elmayo Zamba da Chapo'nun oğulları için gereken fidyeyi ödemişti. Oğulları kurtulmuştu kurtulmasına fakat Chapo'nun karteli Sinaloa epey bir itibar kaybetmişti. Bu noktadan sonra El Chapo'nun karteli ortağı Elmoya İsmail Zambada ve oğullarının idaresine girer. Elmoya işleri tepeden yönetirken Chapo'nun oğulları Los Chapitos yani küçük Chapolar olarak sokakları kontrol ediyordu. Uzun süren diplomasi trafiğinden sonra ise 19 Ocak 2017'de El Chapo Guzman Juarez'den New York'taki Long Island'da bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Çünkü suçlu iadesiyle Amerika'ya gönderiliyordu. Burada uyuşturucu üretimi ve satışı ile alakalı 10 farklı suçtan ayrıca ateşli silah kullanma ve para aklama gibi suç örgütü yönetme gibi başka suçlardan da cezalar aldı. 12 Şubat 2019'da jüri El Chapo'yu tamamen bütün suçlamalardan suçlu buldu ve Guzman ömür boyu hapis artı 30 yıl ceza aldı. Ayrıca 12.6 milyar dolar para cezasına da mahkum edildi. El Chapo bir zamanlar ünlü mafya underbossu Sammy Gravano'nun da hapis yattığı El-Kaide'den Neonazi Aryan kardeşliğine, siyahi Bloods çetesinden mafyaya en azılı suçluların hapis yattığı maksimum güvenlikli ADX Florence adlı hapishaneye gönderildi. Colorado çölündeki bu yeraltı hapishanesi onun yeni evi olacaktı. Yani tünellerle geçen bir hayat yine tünelvari bir yerde sonlanacaktı. Tecrübeli bir DA ajanı ise Chapo'nun ABD'de yargılanıp ceza almasını şöyle yorumlar. Kanun namına büyük bir ahlaki zafer olmakla beraber Sinaloa karteline verdiği zarar lafı edilmeyecek kadar azdır.